bizim zararımız çok büyüktü. Gördüğünüz gibi yani her dezgada 50 trilyonun üzerinde bir zararı vardı. Her dezgada 500 ton saman vardı. Dezgada beraber yani en az 50 trilyonun zararı vardır. 7 dükkan kullanılmaz hale gelmiş. Çağrımız mutlaka, devlete çağrımız vardı. Bu aslanlara sahip çıkması gerektiğini inanıyoruz. Buna çağrımız vardır. Çünkü çok büyük bir zarar var burada. Yani inanılmaz kadar zarar var. Gördüğünüz gibi bak her şey mahvoldu. Dil gurdi itini ve gövde haft dizgi havalı mı ağır pekhetiye, ağır dün şevindis anne hundi van des pekiye, haya ves bedehi saat çaran paşat ya tafandı. Van haft dizgi havalı mı da yani her iki zarar 10 milyon ekizilettir yani. Yani gerek afatak mazan hem dizgi van komple şavutiye hem jiye o koyan nav dizgi van da şavutiye. او که مایجی ایدی که خوانه ناید امویدری هیوی رای دارد کن سری در والی و قایم اقام و شاره دارید کن جبو وان حواله می که زرار آوان مزن چی بی آلی کاری بدن دست بگیرن سری در ام اصنافان که سازین سیویل یه دموکرات یه هست خواهی که ام رجا و هیوی جوان دکن جبو بان حواله ما ببین آلیکار و دسته که بدنید یعنی شو انکی مادی حسارمز بیر ایش یرینن داها فازل olmak üzere en minimum 3 milyon her bir işin yerinin 3 milyona yakın bir hasarı var maddi hasarı var neyden kaynaklı olduğuna dair bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz görgü tanıklarına göre yapılan çalışmalara göre elektrikten kaynaklı olduğu düşünülüyor bunu biz de emniyet güçleri de takip edecek üzerinde duracağız takibindeyiz. Yani biz saat 10 gibi bana telefon geldi. İş yerimin yandığına dair bana telefon geldi. Saat 8 civarı başlamış olması gerekiyor 2 saat boyunca. Ben 10-15 dakikada falan buraya geldim. Burada sadece bir itfaiye bir tane toma söndürüyordum. Başka da araç falan itfaiye, başka da polis aracı falan yoktu. Emniyet ekipleri vardı, önlem almışlar insanların içeri girmemesi için. Ama itfaiye, belediye araçları, sulama araçları, söndürme araçları hepsi saat 11.30'dan sonra geldi. Yani yangın 3 saat kadar tutuştu. Köşeleri biz ele aldık daha fazla sıçramasın diye ama orta taraftaki iş yerlerimizin hepsi telef oldu. Şu an 7 dükkan dediğimiz 7 dezgah kullanılmaz halde. 7'si de zaten kül oldu. Bu dönemde stok dönemiydi. Bu 7 dezgah da çevre yolu kaynaklı buralar normalde kalkacak. Bu arkadaşların ki çevre yolu vurmadığı için dezgahlarını doldurmuştular. Yani her bir dezgahta 400-500 ton yem vardı, saman vardı. Bunlar hepsi gitti. Müdahale edildi ama biraz geç edildi. Şu an hasar büyüktür. Toplam bütün 7 dezgahların 20 milyona yakın bir zarar kayıpları var. Bunun dışında da diğer samancılar da samanları kullanılmaz halde. Çünkü dumandan dolayı bir şey var yani kullanılmaz o saman hayvanlara verilmez. Yani zarar büyüktür. Bu yanan 7 dükkanın sahipleri şu an çok mağdur durumda. Adam varını, yoğunu hepsini getirmiş, buraya biriktirmiş. Gördüğünüz gibi dün akşam büyük bir yangın hepsi küledi. Yangının çıkma nedeni sebebi komşuların görgü tanıklarının dediklerine göre bu TEDAŞ'tan kaynaklanmış. Çünkü TEDAŞ şu arka tarafta bir çalışma yapıyordu. O çalışmadan sonra bekçiden aldığımız bilgiye göre çalışmadan 10 dakika sonra büyük bir patlama oluyor. Patlamadan sonra dükkanlar yanmaya başlıyor. Devletten bir yardım talep ediyoruz bu arkadaşlarımıza. Ben kendim de dükkanım burada yanmış. Bu mağduriyetimizin gidermesini istiyorum.